Abdullah'ın bugünkü havası neydi öyle? Senin de canını sıktı, farkındayım. Özgür, bir sonraki sevkiyatta hiç problem istemiyorum. Bütün kontrolün bende olması lazım. Onu nasıl derdi Adem bence. Herkes kendi işine bakacak Özgür. Adem Yasemin için yanımızda. Abdullah da bunu kabullenecek. Benim aile işlerime karışmayacak. Hı hı. Karışırsa yakarım bütün köprüleri. Her şey para değil. Tamam. Tamam, sakin ol. Unutalım şu Adem meselesini. Önümüzdeki sevkiyatın üzerinden geçelim. Hı? Ne yaptığını biliyorum. Başla. Sen bu işi eskiden daha hızlı bitiriyordun. Bak, hedefleri de şaşmışsın. Senin aklın başka yerde mi? Kafamı kurcalıyor. Yasemin. Bir şeyler saklıyor, adım gibi eminim. Yani dikkatimi dağıtmaya çalışıyor. Ne yapıyor ki? O sakladığı şeyi fark etmeyeyim diye şey yaptı işte. Öptü beni. Vay. Ne diyorsun ya? Ben de ne bileyim, bir boş bulundum. Kapıldın mı diyorsun? Yok be abi. Ya afalladım, bir şaşırdım. Onu demeye çalışıyorum. Oğlum, bu kadın bir şey saklıyor mu saklamıyor mu bilmem ama... tehlikeli sularda yüzüyor, orası kesin. Evladım, dikkat et de seni de bir girdaba çekmesin. Yok abi, yok. Olur mu öyle şey? Herkesin içinde söyleyemediği bir sırrı vardır. Ben bunu bilecek kadar gördüm, geçirdim. Ben bu kadını kimden koruyorum, neyden koruyorum? Bu bile belli değil. Ya belki de bunu öğrenmek için önce bu sakladığı şeyi bulmak lazım. Bulacağım da. Nasıl? Hani bu depo vardı ya, adamlarla buluştu. Babasına aitmiş falan. Belki oradan bir şey çıkabilir. O adamı bir sorgulasak. Adam cezaevinde. Ya sen bulursun bir şeyler Rasim abi ya. Özel izinle falan bir görüşme olmaz mı? Ya seni içeri sokmak zorlar biraz bizi. Ama istersen ben gider sorguya çekerim adamı. Olur. Hatta daha iyi olur. Hadi bakalım bir daha. Nesine? Dondurmasına. Başla.
kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Kimsin sen?